Avrupa Birliği kurumları kendi hukukunu savunma, koruma konusunda alabildiğine liberal, alabildiğine yumuşak davranan bir hatta ilerliyorlar. Oysa şu ana kadar Türkiye'nin hukuk ihlalleri karşısında Avrupa Birliği'nin bugün başlattığı ihlal sürecini çok daha önceden başlatması, çok daha yaptırımcı kararlar alması gerekirdi. Ama burada tabii devreye, çünkü hukuk sadece hukuk değil, siyaset sadece siyaset değil, aynı zamanda uluslararası kapitalist çıkarların da bir koruyucusu, onunla birlikte uyum içinde olmaya çalışan bir durum. O nedenle de süreç olabildiğince ertelenmeye, Türkiye'ye olabildiğince geniş hareket marjı da sağlanmaya çalışılan bir ara süreç izleniyor. Ama dediğim gibi son kararla birlikte artık en azından Avrupa Konseyi kendi hukukunu korumak doğrultusunda fiili bir adım atmış oldu ve bu da Türkiye'nin bundan sonra bu güne kadar sürdürdüğü öteleme sürecini artık sürdüremeyeceği açısından çok önemli. Demirtaş kararı ve Kavala kararı aslında bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Nitekim Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da çok net bir şekilde yer aldı. Büyük Daire'nin kararlarında Osman Kavala, Türkiye'de insan hakları savunmanın cezaevleriyle cezalandırıldığı bir sürecin bedeli olarak içeride tutuluyor. Aynı şey Selahattin Demirtaş özgürlüğünde de Türkiye'de muhalif radikal bir siyaset yapmanın cezalandırılacağının belgesi olarak içeride tutuluyor. Dolayısıyla bu iki örnek dava sadece bu şahıslarla ilgili olarak düşünülmemeli. Türkiye'de hukuk adına, yargı adına, adalet adına sürdürüle gelen mizansenin artık gidebileceği yer olmadığını göstermesi anlamında önemli. Alevilerle ilgili karar da bence çok önemli. Kuşkusuz orada da Avrupa Konseyi'ni eleştirmek lazım. Çünkü yeni bir ara karar almak için Türkiye'ye 2023 Mart'ına kadar süre verildi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu aslında 2023'e kadar bu süreci oyalayabilirsiniz anlamına geliyor. Ama işin bu yanı bir tarafa, yani Avrupa Konseyi ve kurumlarının bu açıdan eleştirilmesi gerektiği meselesi bir yana, en azından şu çok netleşmiş oldu. Bugün Avrupa Konseyi dönüp Türkiye'ye diyor ki siz kendi yurttaşlarınızın bir kesime, ki çok ciddi bir nüfus oranını oluşturuyor, Türkiye'li Alevilere zorunlu dayatmalarda bulunuyorsunuz. Onları asimile ediyorsunuz. Onların evrensel haklardan kaynaklı haklarını tanımıyorsunuz. Çocuklarınızı, onların çocuklarını alıp Sünni, hatta yer yer siyasal İslamcı bir formatla yeniden şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Alevilerin ibadet mekanlarını işte camiler gibi meşru ve yasal güvenceye almıyorsunuz. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde demokrasi, laiklik ve hukuktan söz edebilme imkanına izin vermemektedir. Bunun bu netlikte tescil edilmiş olması, yani Türkiye'nin de üyesi olduğu bir kurumda, bir uluslararası kurumda bu şekilde tescil edilmiş olması bence insan hakları açısından, Aleviler açısından, farklı düşünen insanlar açısından, çoğulculuk açısından çok önemli bir anlam taşıyor. Şunu özellikle burada eklemek lazım. Çünkü mevcut iktidar, önceki iktidarların da yaptığı bir şeyi uç noktada ifade ediyor. Ne yapıyor? Sürekli bizim milli hukukumuz, dışarıdan bize müdahale ettirmeyiz, biz egemen bir ülkeyiz. Bu tamamen Türkiye'nin yaşayan insanların gözlerini bağlamaya yönelik bir aldatmaca. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan yargı, aslında bizim, hani tırnak içinde kullanayım, yerli ve milli hukukumuzun ta kendisidir. Neden? Çünkü bizim anayasamız 90. maddesinde, ki bu 90. madde düzenlemesi bizzat Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, AKP'nin iktidar olduğu dönemde gerçekleştirmiş olan bir düzenlemedir. Orada çok açık, net bir şekilde uluslararası hukuk Türkiye'deki hukukun üstündedir. Uluslararası yargı Türkiye yargısını bağlar. Ola ki Türkiye yargısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargısı arasında bir fark olursa, geçerli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıdır diyen çok net bir ifade var.
Bu da gösteriyor ki aslında bu bir dışarıdan müdahale değil, aslında bu Türkiye'de sistematik bir şekilde siyasallaştırılan, hukukun ihlali doğrultusunda karar aldırılan yargı mekanizmasının çürümüşlüğünün, hukuk aykırı davranışlarının açık bir şekilde reddidir. Dolayısıyla mutlaka bu kararların uygulanması gerekiyor. Diğer yandan şunu da belirtmek lazım. Türkiye Avrupa Birliği hukukunu uyguladığı, Türkiye halkının da bu hukuka layık olduğunu kabul ettiği zamanlar ekonominin de daha rahat döndüğü, ekonomik büyümenin de gerçekleşebildiği, emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini daha rahat savunabildikleri, Alevilerin, Kürtlerin, kadınların, gayrimüslimlerin mağduriyetlerini daha rahat şikayet edebilecek merci bulabildikleri bir zamana denk geliyordu. Dikkat edin, hukuku uyguladığımız zaman işte gavurların, dışarının, emperyalistlerin gibi manipülatif suçlamalar yerine onları uyguladığımız zaman Türkiye insanları daha mutlu, daha huzurlu, geleceklerine yana daha rahat ama aynı zamanda bunlarla bütünleşmek üzere de ekonomik olarak da daha rahat kalkınabilir bir durumda oluyordu. Bugün geldiğimiz nokta ne? Kavala'yı ısrarla hukuka rağmen içeride tutan mekanizma aslında milli dediği Türk Sünni kimlikteki insanları da geçindiremiyor. İşte Demirtaş'ın siyaset yasağını ısrarla, inatla, hukuka rağmen sürdüren mekanizma kendi halkının, kendi muteber saydığı halkın kesimlerinin de ekonomik çıkarlarını savunamıyor. Türkiye başta Türk lirasının değeri olmak üzere, işsizlik göstergeleri başta olmak üzere, asgari geçim standartları olmak üzere her göstergede sistematik bir şekilde geriliyor, irtifa kaybediyor, güvencesizleşiyor, yarınından yana umutsuz bir insanlar topluluğu haline dönmüş vaziyetteyiz. O halde şunu tüm yurttaşların çok net kavraması lazım. Özellikle de iktidarın kimliklerini istismar ettiği Türk Müslüman halkın şunu çok net görmesi lazım. Demirtaş'a verilen ceza aslında Türkiye'nin tüm herkesine, her halkına, Türk Müslümanlara da verilen bir cezadır. Osman Kavala'ya verilen ceza, Alevilerin asimile edilme konusundaki kararlılık aslında aynı zamanda Alevi olmayanların, Kürt olmayanların, işte Selahattin Demirtaş'la aynı düşünceleri, Osman Kavala'yla aynı düşünceleri savunmayanlara da verilen bir cezadır. Çünkü hep birlikte uluslararası saygınlığımız ortadan kalkıyor, ekonomik istikrarımız ortadan kalkıyor, fakirleşiyoruz ve fakirleşirken bir yara daha yaşıyoruz. O da nedir? Küçük bir azınlık zengin, daha çok zengin olurken toplumun çok geniş kesimi, ayrımsız AKP'ye oy verenler de dahil çok geniş bir kesimi hızla güvencesizleşiyor, fakirleşiyor. İşte çocuğunun sorunlarını çözemiyor, hastasının sorunlarını çözemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu geldiği kritik noktada mutlaka başta Kavala ve Selahattin Demirtaş olmak üzere, başta Alevilerle ilgili AİHM'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar olmak üzere derhal uygulayarak uluslararası standartlardaki bir hukuku kendi halkına da layık gördüğünü göstermesi lazım. Şu demagoji çok fazla yapılıyor. Biz Ankara standartlarını tanıyoruz. Ankara standartları dediğiniz şey tümüyle belirsizlik, tümüyle keyfilik, tümüyle kendi anayasasını bile tanımama hali. Dolayısıyla artık demagojiyle, artık halkın aldatılmasıyla, halkın gözüne at gözlüğü konulmasıyla gidilebilecek yer kalmamıştır. Bu açıdan son Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin karar demetinin ben Türkiye'deki her kesimden insan tarafından önemsenmesi, eşine, komşusuna, iş arkadaşına, okul arkadaşına anlatılması, basında daha fazla yer almasını sağlanması doğrusunda daha irade bir çaba gösterilmesine büyük ihtiyacımız var. Dediğim gibi alınan kararlar aslında Türkiye'nin ve Türkiye halklarının standartların yükseltilmesinin zorunlu gereği olarak karşımızda duruyor. Hala Alevi toplumu ile Alevi örgütleri arasında gerekli, yeterli olması gereken düzeyde bir organik bağ ne yazık ki yok. Alevi örgütlerinin kendi aralarında birlikte karar mekanizmaları hala olması gerekenin çok daha gerisinde. Ve tabii maalesef
Alevi tarihi aynı zamanda sadece Pir Sultanların değil, aynı zamanda Hızır Paşaların da tarihi. Dolayısıyla Alevi toplumun içinden de maalesef yüzü kızarmadan mevcut asimilasyon ve ötekileştirme politikalarına meşruiyet sağlayan insanlar, şahsiyetler veya hatta bazı kurumlar bile hala çıkabilmektedir. Dolayısıyla buradan baktığımızda birincisi Alevi toplumunun örgütlülüğünü mutlaka yükseltmesi lazım. İkinci mesele Alevi toplumunun reflekslerini güçlendirmesi. Bu tip gelişmelerde kendinden yana pozitif gelişmeleri sahiplenip herkese yaymak, negatif gelişmeleri de göğüslemek konusundaki reflekslerini mutlaka güçlendirmesi lazım. Bir diğer mesele Alevi örgütlenmesi, Alevi aydınlanması çok önemli bir mesafe kat ettiyse bile teslim etmek gerekir ki hala kendi dışındaki toplumsal kesimlere seslenme, onları etkileme, onların vicdanını kendine desteğe çevirme konusunda hala yeterli bir yerde durmuyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da bence daha çok efor harcamak, düşünmek, organizasyon esnekliklerini arttırmak lazım diye düşünüyorum. Bunların yapılması halinde zannediyorum ki Alevi olmayan kesimlerden Alevilerin bu en temel hukuki haklarına yönelik destekler de arttırılacaktır. Aleviler bugün olduğu kadar rahatlıkla istismar edilemeyeceklerdir, asimile edilemeyeceklerdir. Veya satın alınmaya yönelik manipülasyonlarla ki son dönemde iktidar böyle çabalar sergiliyor. Ya karşılaşmayacaktır. Buna şiddetle ihtiyacı var. Az önce de belirtmiştim, Alevilerin sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye, Sünni yoksulların, kadınların, işçilerin, Kürtlerin, başkalarının sorunlarının çözümü açısından da bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü hayat bize çok net gösterdi ki sorunlarımız birbirleriyle çok ilgili, sorunlarımız Türkiye'nin genel sorunlarıyla çok ilgili, dış politikasıyla çok ilgili, eğitim müfredatıyla çok ilgili. Dolayısıyla Alevi örgütlerinin mutlaka standartlarını daha yükseğe, daha ileriye taşıma konusunda daha fazla enerji harcamalıdır diye düşünüyorum. Bugün cezaevlerinin durumu 12 Eylül askeri darbesi dönemindeki durumdan bile çok daha kötüdür. O dönemde bile ağır hastalar mutlaka işte hatta dönemin darbe yapmış işte Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından serbest bırakılırken bu konuda bir hayli fazla örnek var. Bugün kesinlikle bırakılmamaktadırlar. Bugün mafyacılar serbest bırakılmaktadırlar. Her türlü yüz kızartıcı suç işleyenler serbest bırakılmaktadır. Buna karşılık işte Boğaziçi'ler örneğinde de gördüğümüz gibi düşünce suçu, ki esasen hukuki olarak düşünce suçu diye bir kavram bile aslında utanç verici ama düşüncelerinden dolayı içeride tutulan, siyasal muhalefetinden dolayı içeride tutulan insanlara hem keyfi cezalar verilmekte hem de cezaevlerindeki hayatları olağanüstü ağır koşullarda geçirilmektedir. Düşünebiliyor musunuz? Devletin güvencesinde olması gereken, dolayısıyla dışarıdaki gibi yok trafik cezası, yok işte virüs kaptı, yok bilmem ne gibi mazereti bile olmayan insanlar içeride ölebilmektedirler. Öldürülmeleri yetmiyormuş gibi soruşturulmamaktadırlar. Cenazeleri herhangi bir yurttaşın cenazesinin kaldırılması güvencesinde bile kaldırılması engellenmektedir. Aysel Tuğluk örneğini anımsayın. Aysel Tuğluk annesinin gömülmüş olan cenazesinin mezarından çıkartılmak zorunda bırakıldığı faşist bir saldırıya maruz kaldı. Kendisi şu anda çok ağır bir demans geçiriyor. En azından İnsan Hakları Vakfı'nın verdiği bilgiler bu doğrultuda ve ne doğru düzgün bir tedavi ne de tahliye edilme yoluna gitmektedir ki biz Garibe Gezer gibi öldürülmüş veya ölmüş veya Aysel Tuğluk gibi kamuoyunda çok bilinen milletvekilliği yapmış, parti yöneticiliği yapmış, konumda olmayan pek çok insanın çok ağır koşullarda
ve çok ağır koşullarda içeride yaşatılmaya mecbur bırakıldığına dair de bir dizi örnek vakaya sahibiz. Fakat hiçbirisinin çözülmesi yolunda en küçük bir adım atılmıyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet kurumları, adli tıp, bunların tahliyesi, sağlığı konusunu kendisine dert edinmiyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda Türkiye'nin hukuktan ne kadar uzak, hukukun ne kadar dışında bir noktaya geldiğini bize çok net gösteriyor. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum, bu vakaların bu kadar rahat yaşandığı, üstünün örtülebildiği bir memlekette zannedilmesin ki toplumun diğer kesimleri ekonomik olarak refah içinde kalacaklardır. Zannedilmesin ki toplumun diğer kesimleri huzur içinde yaşayacaktır. Çünkü şu anda yaşadığımız fiili ortam da bize gösteriyor ki aslında bu mümkün değil. Türkiye Avrupa Birliği'nin standartlarını Türkiye'ye aktarmaya çalıştığı örneğin 2002-2008 arası dönemde hem ekonomik anlamda çok ciddi bir refah yükselişi yaşıyordu hem de ciddi anlamda bir huzur potansiyeli yaşıyordu. 2002-2008 örneğini özellikle veriyorum çünkü o gün de AKP iktidardaydı, bugün de AKP iktidar. Yani AKP'nin iktidarının nasıl çark ettiğini, nasıl kendi önceki dönemki uygulamaların tam zıttı uygulamaları uygulamaya başladığının da göstergesi. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni o dönemde AKP'nin zayıf, demokrat görünmeye muhtaç, demokrat aydınlarla ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak zorunda kaldı. Bugün ise devleti bütünüyle belirler bir pozisyona geçtikten sonra da kendi gerçek aklındaki ideolojisini, projesini uygulamaya başladığı arasındaki farktan söz ediyoruz. Bu da bize gösteriyor ki aslında yürütmenin yani iktidarın, hükümetin mutlaka güçlü bir meclis tarafından denetlenmesi, bağımsız ve evrensel hukuka uygun bir yargı tarafından denetlenmesi şart. Bunların olmadığı, basın özgürlüğünün olmadığı, uluslararası kurumlarla açık şeffaf ilişkilerin olmadığı, sendikaların güçlü olmadığı hiçbir yerde zannedilmesin ki sadece muhalif siyasetçiler sıkıntı yaşayacaktır. Türkiye'nin bütünü bugün tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır ve dolayısıyla bütün bu sorunların birlikte çözüleceği gerçek bir demokratik seçenek üretme çabası tüm demokratların, tüm vicdanı olan, tüm ahlak kelimesini doğru anlamda kullanan insanların ortak borcudur diye düşünüyorum. Çözülmez bir problem karşısındayız. Bugünkü iktidar değişmediği müddetçe veya bugünkü iktidar radikal bir dönüşüme uğramadığı müddetçe, tabii imkansız bir şeyden söz ediyorum, bunun farkındayım. Müddetçe kesinlikle Merkez Bankası Başkanı'nı, Hazine Bakanı'nı, Maliye Bakanı'nı değiştirerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bakın, işte geçen hafta pazartesi günü Türkiye'de olağanüstü bir döviz patlaması yaşandı. Türk lirası gerçek anlamda olağanüstü büyük bir değer kaybına uğradı. Hala nedeni bile bilinmiyor. Neden? Çünkü olağanüstü bir kırılganlık içinde güven üretemeyen ne kapitalistlere, ne çok uluslu sermayeye, ne çok uluslu finans kurumlarına, ne sendikalara, ne halka, ne köylülere, ne üreticilere, hiç kimseye güven üretemeyen ve üretme şansı olmayan bir iktidar. Kendi anayasasını sistematik bir şekilde ihlal eden, uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal eden bir iktidarın ve bu konuda artık sicili bir hayli kabarmış, birkaç sözle de güven inşa etmesi kesinlikle artık imkanı kalmamış olan bir iktidar varlığını sürdürttüğü müddetçe ekonominin düzelmesi mümkün değil. Bugünkü sorunumuz kesinlikle şu iktisat politikası mı uygulansın, bu iktisat politikası mı uygulansın değil. Bugünkü sorunumuz temelde siyasal, temelde hukuki, temelde uluslararası standartlardan tümüyle kopmuş olmamızla ilgili. Dolayısıyla bu ekonomik kriz maalesef hepimiz çünkü çok sıkıntıyla yaşadığımız bir dönemde yaşıyoruz. Yarınımızı göremiyoruz. Maalesef yarın bugünden daha kötü, bir sonraki gün bugün yarından daha kötü olacak bir sürece girmiş vaziyetteyiz. Tek bir çözüm var, bugünkü iktidarın değişmesi.
Yani bugünkü iktidar radikal bir dönüşüm gerçekleştirirse, MHP ile ittifakından vazgeçerse, İçişleri Bakanlığı değiştirirse, topluma bundan sonra anayasaya uymak, uluslararası kurumlara uymak konusunda açık net taahhüt verir ve bunu 6 ay uygularsa belki döneminde de düzelebilir, bilemiyorum ama bana sorarsanız bugünkü iktidarın artık böyle bir dönüşüm yapabilme imkanının da kesinlikle kalmadığını gösteriyor. Dolayısıyla mutlaka Türkiye'nin görüşünden, sınıfından, hayallerinden farklı olarak tüm demokrasiden yana olan tüm muhalif güçlerin mutlaka asgari bir paydada, yani nedir asgari payda? Türkiye'nin yoksullarının sorununu çözecek, Türkiye'nin işsizlerin sorununu çözecek, uluslararası ilişkilerde artık müdahaleci her türlü şeyi yapmayacağı konusunda açık taahhütte bulunacak. Türkiye'deki Alevi sorunu, Kürt sorununu en azından umut üretebilecekleri bir asgari bir standartta evrensel hukukun uygulamasıyla hayata geçirme taahhüdünde bulunan bir programla Türkiye'deki mevcut iktidarın en kısa zamanda, olası en kısa zamana çekilmiş bir seçimle mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ekonomik krizin çözülmesi kesinlikle mümkün değil. Çünkü ekonomik kriz dediğim gibi sadece ekonomik iktisat politikalarındaki hatalardan değil, doğrudan doğruya mevcut siyasal iktidarın profilinden kaynaklanmaktadır diye düşünüyorum.